Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 19 Aralık 2021 tarihinde yapılan özel güvenlik sınav sorularını çözüyoruz. Arkadaşlar sorular bugün yayınlandı. Sorulara beraber bakalım. Birinci sorumuz, 4857 sayılı iş kanununa göre istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa en az 1 yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Mustafa'nın yıllık ücretli izin hakkı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 14 günden az olamaz. B. 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. 26 günden az olamaz. Yıllık ücretli izin hakkı yoktur. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçebilir. Tabi burada cevabımız Bursa seçeneğidir. 50 yaş ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Sorularımız arkadaşlar 1'den 50'ye kadar birinci video olarak hazırlayacağız. Daha sonra 51'den 100'e kadar ikinci videomuz olacak, bilginiz olsun. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. 5188 sayılı, evet şöyle yapalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıda numaralandırılan kişi ya da kişilerden hangisinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranır? 1. Kurucu, 2. Yönetici, 3. Uzman, eğitici, 4. Özel güvenlik görevlisi, 5. Şirket, tüzel kişi, ortağının yetkilendirdiği temsilciler. Bakın arkadaşlar yine basit bir soru. Değil mi? Öncelikle bakın böyle bir soruda dikkat ederseniz özel güvenlik görevlisinin olduğu seçenekler kesinlikle olması gerekiyor, değil mi? Özel güvenlik görevlisinin olduğu seçenekler. Yani hangi seçenekler? 2. Yok. 3, 4, 4. Evet, 4. 4 olması gerekiyor. Hiçbir seçenekte arkadaşlar bakın hiçbir seçenekte özel güvenlik görevlisi yok. Yani bu soruyu size direkt otomatik olarak cevabını vermişler. Direkt. Yani hiç düşünmeden Denizli seçeneğini yıldızlı soru olarak size alın size cevap diye arkadaşlar hediye etmişler. Evet. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Bakın evet. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda öngörülen adli suçlardan biri değildir? Mali sorumlu sortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi, bakın adli adli suçtur. Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi suçtur. Faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verildiğini ilan edilmesi veya reklam yapılması suçtur. Çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi tabii ki suçtur. B seçeneği de özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması. Bakın adli suçlardan değildir. Evet, Bursa seçeneği. Yine daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan bir soru. Evet. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Aynı şekilde. Evet. Yine 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla ilgili. Bakın kanunda mutlaka 3-5 tane soru geliyor.
Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir? İdari para cezası verilir, değil mi? Evet. Direkt cevabımız Adana seçeneğinde bakın verilmiş ve daha önce de çıkan arkadaşlar yıldızlı sorulardan bir soru. Evet. Hemen 5. sorumuza geçelim. Yine 5188 sayılı kanunla ilgili gelmiş bir soru. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve uygulamasına ilişkin yönetmeliğe göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir? A. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri. Evet arkadaşlar burada göreve başlayan özel güvenlik görevlilerini 15 gün içerisinde mutlaka valiliğe bildirmek gerekiyor. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerini mutlaka bildirmek gerekiyor. Kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişikliklerini mutlaka bildirmek gerekiyor. Ve özel güvenlik mali sorumlu sigortası poliçelerinin süresini de mutlaka ilgili yere 15 gün içerisinde bildirmek gerekiyor. Ama koruma ve güvenlik planını bildirmeye gerek yoktur arkadaşlar. Evet. Yine yıldızlı bir soru. Hemen 6. sorumuza geçelim. Bakın 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuz özel güvenlik görevlileri mevzuat gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev yapamazlar. Evet tabii ki burada yine önceki sınavlarda çıkan sorular. Bazı arkadaşlarımız hocam daha önceki sorulardan hiç yoktu dediğinde bakın sorular birebir aynı arkadaşlar. Biraz daha dikkatli okumak lazım. Yani noktası virgülü aynı olmasına gerek yok ki yani. Silahlı özel güvenlik görevlileri nerede görev yapamazlar? Kaç tane önceki soruları okuyun. Daha önce atmış olduğumuz sorulara bakın. Aynısının birebir olduğunu göreceksiniz. Evet. Hemen geçelim. Spor müsabakalarında, içkili yerlerde, tiyatrolarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, televizyon ve telsiz verici istasyonlarında silahlı olarak görev yapabilecek yerlerdendir. Tabii ki televizyon ve telsiz verici istasyonlarda görev yapar. Yine yıldızlı bir sorumuz arkadaşlar. Hemen 7. sorumuza geçelim. Ve daha önce banko defaten çıkan kaç defa aynı soru defalarca çıktı bakın. 7. soru polise zor ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? Bakın arkadaşlar soruyu hazırlayan arkadaşlarımız size alın cevap içinde diyor. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Ceza Kanunu. Burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani polis zor ve silah kullanma yetkisini nereden alır? Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'ndan alır. Değil mi? Ya da özel güvenlik görevlileri yetkiyi nereden alır? Hangi kanundan alır dediğinde 5188 sayılı kanundan alır. Bunu ne yapalım? Biraz daha dikkatli çözelim. Evet bakın %100 sınavlarda çıkan sizlere de çıkacak sınav sorusu. Yıldızlı sınav sorularından yine bir soru. Evet hemen 8. sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet. 8. sorumuz bakın 8. sorumuz yine iş kanunuyla ilgili gelen bir soru. İş kanununda defalarca çıkan sorulardan bir soru. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret karşılaştırılamaz şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır? Türk Ceza Kanunu'nda, Köy Kanunu, Tebligat Kanunu, Tapu Kanunu, İş Kanunu. Tabii ki İş Kanunu'nda bakın iş için diyor bakın iş. Arkadaşlar soruları dikkatli okuyun. Soruların içerisinde cevapları da var. Bir iş için İş Kanunu'dur.
Değil mi? Evet. Yine yıldızlı bir soru ve daha önce de sınavlarda çıkan sorulardan bir soru. Hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz gelsin. 9. sorumuz özel güvenlik görevlilerinin tabi afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir? Arkadaşlar bakın özel güvenlik görevlilerini soruyor. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikte düzenlenir. Özel güvenlik görevlilerinin. Evet buradaki soruya dikkat edin. Cevap bak cevabı içinde. Özel güvenlik görevlilerinin tabi afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir? Tabii ki özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla düzenlenmiştir. Evet yine yıldızlı sorularımızdan bir soruydu. Evet 10. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Veli görev yaptıkları alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşı genel kolluğun bilgisi dışında yakalayarak güvenlik odasına almışlar. Yaklaşık 3 saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine yönelik bir tespit yapılamayınca bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada adli makamlarda Ahmet ve Veli'nin karşılaşacakları temel suçlama aşağıdakilerden hangisi olacaktır? Değil mi? Böyle bir şeyi yapabilirler mi? Ahmet ve Veli kesinlikle yapamazlar. Öyle bir yükümlülükleri yoktur arkadaşlar. Bakın bu soruda daha önceki sınavlarda çıkan bir soru kişiyi ne yapmışlar arkadaşlar? Hürriyetinden yoksun bırakma. Değil mi? Evet hemen cevabımıza bakalım. Cevabımız da bakın burada Bursa seçeneğinde evet Bursa seçeneğinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla karşılaşacaklardır. Öyle bir yetkileri kesinlikle özel güvenlikçilerin yoktur arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza bakalım. On birinci sorumuz. Terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar değil mi? Bakın dikkat ederseniz terör örgütlerine ve milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunmuş kişi değil mi? Bu böyle bir kişi kesinlikle özel güvenlik alanında faaliyette yürüten şirkette veya herhangi bir kamu kurumunda ne yapamaz? Görev alamaz. Yine yıldızlı sorulardan bir soruydu. A seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Evet sorularımız arkadaşlar daha önceki yayınlamış olduğumuz sorulara benzer sorular. Onu size söyleyeyim. Bakın birebir bu sorular diğer videoları izlediğinizde bakın göreceksiniz. Aynı olduğunu göreceksiniz. Evet. 12. soru yöneticide aranan şartların kaybedilmesi halinde hangi süre içerisinde eksiklik giderilmediği veya yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir. 15 gün, 30 gün, 1 ay, 2 ay, 6 ay. Evet 2 ay içerisinde böyle bir durumda arkadaşlar şirketin faaliyet izni iptal edilir. Yine yıldızlı bir soru. 13. sorumuza bakalım. Türk Ceza Kanunu'nda yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın kişiye ne yapılmış? İftira atılmış. Dikkat ederseniz değil mi? Bakın. Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir o kişiye isnat edilen bir suç var değil mi? Ne yapmışlar? İftira atmışlar. Evet bakın. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada ne var arkadaşlar? Bir iftira var değil mi? Evet bakın iftira. Evet iftira. Evet. Yine önemli bir sorumuzdu. Hemen evet. Cevaplarda da bakın inkar, itiraf, hakaret, şantaj ve iftira. Tabii ki cevabımız iftiradır. Edirne seçeneği doğru cevap. Yine yıldızlı sorulardan bir sorumuz. Evet hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza geçelim hemen arkadaşlar. Şöyle bakın 14. soru. Çalıştığı AVM'nin çatısına çıkmış ve intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi Mehmet bir süre sonra aşağıdan seslenerek atlarsan atla demiştir. Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. Bakın. Evet. Mehmet Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir? Bakın kişi ne yapmış? Ya atlarsan atla, bana ne der gibi bir olayda bulunmuş ve kişiyi intihara yönlendirmiştir değil mi? Onu ikna etmek gerekirken kişiyi atlamasına teşvik etmiş. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 15. soruya bakalım. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Özel güvenlik komisyonu kararlarını oy çoğunluğuyla alır. Evet doğrudur arkadaşlar bakın. Özel güvenlik komisyonunda çekimsel oy kullanılmaz. Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayıyla sonlandırılır, sona erdirilir. Ve özel güvenlik komisyonu karar alırken oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Aynen öyledir arkadaşlar. Tabii ki burada özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda hangisi yanlıştır dediğinde özel güvenlik komisyonunun başkanlığını vali yapar. Hayır, vali yapmaz arkadaşlar. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 16. sorumuza. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre kişiye suçu işlerken rastlanması suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Geçici yakalama herkes tarafından yapılabilir. Yani herkes yakalayabiliyor. Böyle bir durumda cevabımız nedir? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. 17. sorumuza geçelim. Hemen bakın 17. sorumuz şöyle. Evet. Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma üzerine arkasında ışığı yansıtan özel güvenlik ibaresi yazılı yeleği aşağıdakilerden hangisinde giymeleri mecbur tutulmamıştır? Bakın. Bu soru da daha önce arkadaşlar defaten çıktı. Yayınlamış olduğum soruların içerisinde de var. Gece görevinde giyilmesi gerekir. Spor müsabakalarında mutlaka giyilmesi gerekir. Fark edilmesi gerekiyor. Konserlerde mutlaka giyilir. Sahne gösterilerinde mutlaka giyilir. Para ve değerli eşya naklinde arkadaşlar giyilmez. Bakın Edirne seçeneği.
Doğru cevap. Yine yıldızlı sorularımızdan bir soruydu 17. soru. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. 18. sorumuz. Şöyle. 18. sorumuzda yürürlükte bulunan mevzuatımızda kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında yer alan hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda bulunmaktadır? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bulunur arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'nda bulunur. Yani Adana seçeneği doğru cevap. Kanunlardan da mutlaka sorular geliyor arkadaşlar. Kanunlarda tekrarlamakta fayda var. Hemen 18. sorumuzu, 19. sorumuza geçelim. Yetkileri konusunda şüpheye düşen bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli olarak bakması gereken kanun ve ilgili maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 7. maddesindedir. Evet, 7. maddesindedir. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz. 20. sorumuza hemen bakalım. 20. sorumuza. Yine özel güvenlik hizmeti yürüten işlerde 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması gerekir. Bakın bu soruda arkadaşlar birebir daha önce kaç defa çıktı bakın. Soruların içerisinde var. Bakın yıldızlı sorulardan arkadaşlar bakın bu soruda yine yıldızlı sorulardan bir soru. Dikkat edelim. Evet. Adana seçeneğindeki özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması gerekir. Bu yine yıldızlı sorulardan arkadaşlar. Devam ediyoruz. 21. sorumuz. Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Serkan'ın hangi davranışı yanlıştır? A. Soru soranlara belli uzaktan cevap vermek doğrudur. Verebilir. Şüpheli şahısları izlemesi gerekir. Meydana gelen olayları sorumlu kişilere bildirmek. Evet. Bölgeye zorla girmek isteyenlere müdahale etmek. Tabi görevidir ama nokta içerisinde gazete okumak, sigara içmek, telefonla konuşmak. Bakın bunlar nedir? Suçtur, yanlıştır arkadaşlar. Evet. Denizli seçeneği yanlıştır. Hemen 22. sorumuza bakalım. Türk Medeni Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir? El koyma, kimlik sorma, gözaltına alma, ifade alma. %100 sınavlarda çıkan, daha önce çıkmış bakın. Soru arkadaşlar birebir aynısı %100 zor kullanma özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yoktur. Evet bakın zor kullanma kesinlikle özel güvenlik görevlisinin görevi değildir. Evet. Yine defalarca çıkan daha önceki atmış olduğumuz videoların içerisinde de bu soru noktası virgülü aynıdır. Evet 23. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir? Bakın adli aramaya örnektir. Yine aynı soru bakın arkadaşlar. Yine adli aramayla ilgili daha önce çıktı. Hakim kararıyla büroda yapılan arama. Hakim adli karama adli arama arkadaşlar hakim kararıyla olur. Evet. Bu soruda aynı birebir çıkan bir soru. Adana seçeneğinde doğru verilmiş bakın. 24. soru kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesine ne denir? Belli bir zamanda gerçekleşmesi değil mi? Evet, açıkça suç
olarak belirtilen hareketlerin mekanda gerçekleşmesine ne denir? Olay denir, değil mi? Delil, olay yeri, bulgu, keşif tabii ki nedir? Olaydır. Evet. Evet arkadaşlar, biraz daha dikkat etmekte fayda var. Acele etmeden soruları anlamak da çok önemli. Tabii ki soruyu anlamak, soruları anlamak, soruları çözmenin %50 neydir arkadaşlar? Cevabı bilmek demektir. Onun için sizlerden ricam mutlaka sorulara cevap verirken sorunun ne demek istediğini anlayarak devam edin. Evet, anlayın. Sonra soruya cevap verin. Hemen 25. sorumuza bakalım. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? Bakın arkadaşlar, bu soruda defalarca çıktı. Bazı arkadaşlarımız hocam daha önceki sorulardan hiç çıkmıyor şeklinde feryatlar ediyorlar. Arkadaşlar sorular daha önce birebir çıkan sorular içerisinde telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmalıdır. Çünkü herkes duyması gerekiyor. Evet. Evet, yıldızlı sorulardan bir soru. Öyle bir şey olabilir mi? Telsizin mandalına basmak. Yani telsizin mandalına niye basacaksın ki arkadaşım? Yani konuşmalarda kod kullanılmadır, değil mi? Kodu kullanacaktın tabii ki. Doğru ifade. Mesajlar kısa olacak. Doğru ifade. Telsizden gizli ve özel haberleşme yapılmamalıdır. Doğru. Telsiz dudaklardan 5-10 santimetre mesafede uzakta tutulmalıdır. Evet. Ama telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmamalıdır. Değil mi? Bu yanlış bir ibare. Yani diğer yerlerde kimlerin olduğunu bilemiyorsun. Değil mi? Orası ele geçirilmiştir. Başka kişiler tarafından telsizler dinlenebilir. Böyle bir şey kesinlikle yapmamalıyız. Hemen 26. sorumuza geçelim. 26. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal'in hangi davranışı yanlıştır? A. Personel araçlarındaki misafirlerin kontrolsüz girişlerini engellemek. B. Araç altı arama aynasıyla araçları kontrol etmek. C. Kontrollerde suç unsuru ile karşılaşıldığında genel kolluğa bilgi vermek. D. Bariyer, mantar gibi hız kesiciler ile araçları kontrol amaçlı durdurmak. Aynen doğrudur. Görevli oldukları yere malzeme getiren araçları kontrol yapmadan içeri almak. Kesinlikle, bakın arkadaşlar. Alın size bir soru, yani cevabı vermişler size. Arkadaşlar bakın, soruları okuduğumuz zaman bazı arkadaşlar maalesef acele ediyor. Yanlış olanı sormuş. Araç kontrol noktasında içeri alırken herhangi bir şirkette siz çalışıyorsunuz. Kontrol noktasında görevlisiniz. Aracı kontrol etmeden mi içeri alıyorsunuz, değil mi? Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 27. soru. Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım'ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda kullanılan silah hangi delil çeşidi? Tabii ki bakın, silahla yaralama fiziksel bir delildir, değil mi? Evet. Fiziksel delil. Evet. Adana seçeneğinde doğru verilmiş. Yine bir üstteki de bakın arkadaşlar, yıldızlı sorudur. Yine 27. sorumuzda yıldızlı sorulardan bir soru. Sonraki sınavlarda da birebir gelir arkadaşlar. Yani 96. dönemdeki sorularda da bu sorular gelebilir. Dikkat edin. Evet, dikkat edelim. Bakın 28. sorumuzda daha önceki çıkan sorular içerisinde var. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? Parmak izi benzetilemez, değiştirilmez, değiştirilemez, benzemez ve sınıflandırılamaz değildir arkadaşlar. Sınıflandırılabilir. Evet, farklı farklı parmak izleri mevcuttur. Yine 28. sorumuzda
Yıldızlı sorulardan bir soru. 29. sorumuza bakalım. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selma ile Filiz'in kullanamayacağı yetki hangisidir? Zor kullanma, emanet alma, arama, yakalama, kimlik tespiti. Evet arkadaşlar, kimlik tespiti özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasında yoktur. Biz yine bütün videolarımızı hazırlarken konu anlatımlarında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini söylüyoruz. Arkadaşlar bakın orada da %100 daha önce yayınlamış olduğumuz soruların içerisinde bu soru da var. Evet, kimlik tespiti yetkisi kullanamaz arkadaşlar. Evet, kimlik tespiti yapamaz. Evet. Evet, hemen 30. sorumuza geçelim. Arkadaşlar geçelim. Bakalım 30. sorumuza. Evet. Yine sizin çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru ve daha önceki sınavlarda da çıkmış bir soru. Müzede unutulan fotoğraf makinesini korunaklı bir yerde tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim'in hangi tutanağı tutması gerekiyor? Arkadaşlar bir malzeme unutulmuş ve bu malzemeyi emanete alacaksınız değil mi? Başka bir şey yok. Evet. Yine sizin için çok kolay sorulardan bir soru. Evet. Emaneti alma yetkisi. Tutanak. Tutanak tutuyoruz değil mi? Yıldızlı sorulardan bir soru. Sonraki 96. dönemde de çıkacak bir soru. Hemen 31. soruya bakalım. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Gereksiz bilgilere yer verilmelidir. Gereksiz bilgilere kesinlikle raporlarda yer verilmez. Sade, öz olması gerekiyor. Doğru bilgiler vereceğiz, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinin de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır? Olaya müdahale ederek genel kolla haber vermesi en doğru harekettir. Evet. Ceyhan seçeneğinde bakın verilmiş yıldızlı bir sorumuzdu arkadaşlar. Hemen 33'e geçelim. %100 sınavlarda daha önce çıkmış. Bakın daha önce çıkmış ve her sınavda çıkan devriye görevlerindendir. Değil mi? Ve bizim devriye görevlerini bütün videolarda tek tek anlatım özetlerini vererek sorularını da çözüyoruz. Özel güvenlik görevleri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede belirli zamanlarda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar? Belirlenen, bakın, belirleme var değil mi? Burada bir plan var, program var. Daha önceden planlanmış. Evet, arkadaşlar %100 bakın. Daha önce bizim bakın %100 bizim videolarda bütün videolarda yayınladığımız sorulardan yine yıldızlı sorulardan bir soru. Planlı devriye Edirne seçeneği. 34. soru. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan'ın göreviyle bağdaşır? Olay yerine ilişkin bakın. Olay şüpheli şahısların el, yüz ve yerlerini temizler. Olay yerinde iz ve delilleri bir araya toplar. Olay yerinde telefonu kullanır. Olay yerinde bulunan delilleri tasnif eder. Hayır. Hiçbirisi değildir. Olay yerine girilmez içeriğiyle olay yerini çevirir. Evet. Burada özel güvenlik görevlisi Hasan'ın yapması gereken olay Bursa seçeneğinde doğru verilmiş. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. 35. sorumuz. Evet. Otuz beşinci sorumuz.
Özel güvenlik görevlisi Halil bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır? Bakın. %100 daha önceki sınav sorularının içerisinde var arkadaşlar. Bu soru da var bakın. Aynısı. Birebir noktası virgülü aynı. Görülenleri ve gördüklerini ne yapmalıdır? Not etmelidir. 35. soru. 36. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur? Yapıştırıcı madde, kan, parmak izi, kovan, araç, lastik izi. Evet. Fiziksel bulgular, değil mi? Nedir? İşte kovan, silahtan çıkan, değil mi? Bakın. Denizli seçeneğinde bu nedir? Fiziksel bir bulgudur. 37. sorumuza bakalım. Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir? Zor kullanma durumundan, yakalama nedeninden, delillerden, olay tarihi ve saatinden yakalaması tutanağında belirtilir. Bakın. Ama medeni halinde değildir. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir? Yani kişi bekar da olabilir, evli de olabilir. Medeni hali. Bakın bu da yine yıldızlı bir soru. Hemen 38'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin özelliklerinden biri olarak görülemez? A. Mağdura yakın bir kişi tarafından işlenmesi görülür. B. Tekrar etmesi süreklilik içermesi. C. Kadın üzerinde ağır duygusal ve fiziksel etkiler oluşturması görülür. Çoğu zaman dışa aksettirmemesi görülür arkadaşlar. Bakın anlık ve geçici tartışmada meydana gelmesi ve devam etmemesi değildir. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 39. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Ali nokta görevi sırasında binanın arka sokağında patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? Böyle bir durumda derhal genel kolla bilgi vermek gerekiyor. Yıldızlı sınav sorularından daha önce de %100 çıktı. Bakın. Ve önceki sınav sorularının içerisinde de var. Derhal genel kolla böyle bir durumda ne yapması gerekiyor? Bilgi vermesi gerekir. Evet. Hemen 40. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Birinci videomuz 50 sorudan oluşacak. 40. sorumuz özel güvenlik görevlisi Tuna AVM'de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir? Bakın Tuna'nın paniğe kapılmadan derhal kolluğa haber vermesi doğrudur. Şüpheli paket etrafında en az 100 metre güvenliği oluşturması doğrudur. Müşterilerin veya merakların pakete yaklaşmamasını sağlaması doğrudur. İkinci bir şüpheli paket olma ihtimaline karşı etrafta gerekli kontroller yapması tabii ki doğrudur. Paketi emanete alır ve sahibini arar. Asla arkadaşlar değil mi? Böyle bir şey kesinlikle yapılmaz. Bakın bomba olma ihtimali çok çok yüksek olarak biz hareket edeceğiz. Ve yıldızlı banko sınav sorularımızdan 40. sorumuz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. 41. sorumuz out in için aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Aynı ekranda 4 kamerayı izlemeye olanak sağlıyor değil mi? Evet Bursa seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik sistemlerden biri değildir? Bakın. Biyometrik resim değil mi? İşte ehliyet alanların ya da işte özel güvenlik belgesi alanların belgeyi alırken biyometrik resim vermeleri gerekiyor değil mi? İris tanıma, yüz tanıma, retina tanıması, parmak izi eşleştirmesi
Bunlar bakın biyometrik sistemlerle elde edilir ama bariyerler değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 43. sorumuza bakalım. Sprinkler sistemi nedir? Bakın arkadaşlar bu soru da 42. soru da daha önce sınavlarda çıktı. Arkadaşlar bakarsalar görecekler. 43. soruda daha önce birebir aynısı çıktı. Sprinkler sistemi nedir? Hırsızlığa karşı kullanılan bir çeşit alarm sistemidir. Uyuşturucu madde tespitinde yarayan bir sistemdir. Patlayıcı madde tespitinde yarayan bir sistemdir. Ve kart okuyucu terminalinde kullanılan bir sistemdir şeklinde. Arkadaşlar sprinkler sistemi, bakın sprinkler sistemi tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir. Evet. Evet, bu da Denizli seçeneğinde doğru verilen bir soru. Ve yıldızlı sorularımızdan soruydu arkadaşlar. 44. sorumuz bakalım. Patlayıcı uyuşturucu koklama dedektörleriyle aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar. Evet, dedektör kontrol edilen maddenin yaydığı kokuyu, değil mi, kontrol altına alıyor. Ceyhan seçeneğinde doğrudur. Hemen 45. sorumuza geçelim. 45. sorumuz, bakın. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir? Bakın daha önce sınavlarda çıkan soru %100 çıktı. Arkadaşlar önceki soruların içerisinde var. Yıldızlı bir sorumuz. Alarm sistemleri, dış mekan kızıl ötesi algılama sistemi, güvenlik kamerası, metal kapı dedektörü, dikenli tel. Elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir diyor bakın. Dikenli tel, değil mi? Alın size bir soru hediye ettik diye vermişler bakın. Evet, dikenli tel. Arkadaşlar burada sadece sizin biraz daha soruları dikkatli okumanızda. Bakın dikkatli okuyup acele etmeden cevap vermeniz önemli bu sorularda. Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın yanlıştır diye vermiş. Tıbbi yardım istenir, bilinç kontrol yapılır. Boğulmaya neden olan durumun ortadan kaldırılması, kişinin uzaklaştırılması gerekir. Aynen doğrudur. Vücutta dokulara yeterli oksijen gitmemesine boğulma denir. Tabii ki. Boğulmaya müdahale eden ilk yardımcı güvenlik tedbirlerini almakla uğraşmaz. Tabii ki ilk yapması gereken, değil mi arkadaşlar? Güvenlik tedbirini ne yapıyoruz? İlk yapmamız gereken güvenlik tedbirini ne yapmak? Almaktır olay yerinde. Yani Adana seçeneği. Bakın bu da bir ilk yardımcı sorusu. İlk yardım sorusu yıldızlı sorulardan bir soru. Evet, hemen 47'ye geçelim. Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın yanlıştırı soruyor bize. Bakalım. Yara bölgesinin temiz bezle örtülür. Doğrudur arkadaşlar. Temiz bez kullanıyoruz. Kesinlikle pamuk kullanmıyoruz, değil mi? İlaç sürmüyoruz. Çünkü ilk yardımcı arkadaşlar, bakın biz ilk yardımcı olarak olay yerine gittiğimizde eldeki imkanlarla müdahale edeceğiz. Kanama varsa temiz bezle baskı uygulayacağız, değil mi? Yara bölgesinde yabancı cisimlere dokunmayacağız. Asla yabancı cismi yerinden çıkarmıyoruz. Sağlık kurusuna gitmesini sağlayacağız. Yara bölgesinin içine ilaç sürülür. Asla biz ilk yardımcı olarak bakın hiçbir şekilde ilaç kullanmıyoruz. Evet. Yine daha önceki sınavlarda çıkan yıldızlı sorulardan. Evet, hemen 48'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın yanlıştır.
A. 112'nin aranması sırasında yaralıların sayısı bildirilmez. Kesinlikle bildirilir, değil mi arkadaşlar? Evet, 112 aranırken, bakın aranırken kesinlikle yaralıların durumu, değil mi? Herhangi bir uzuv kopması var mı yok mu mutlaka karşı tarafa bildirilmesi gerekiyor. Bakın bu yanlış. Evet. Adana seçeneği yanlış. Diğerlerine bakalım. İlk yardım hayatın kurtarılması amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız tedavidir. Evet, eldeki imkanlarla doğrudur. Acil tedavi yaralılara sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. Evet, doğrudur. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ve yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır. Kesinlikle doğrudur. 112'nin aranması sırasında olayın tanımı yapılmalıdır. Evet arkadaşlar, burada cevabımız yaralıların sayısı bildirilmez. Seçeneğimiz Adana seçeneği doğrudur. Hemen son iki soru çözüyoruz bu videomuzda. Çünkü çok zaman aldığı için arkadaşlar sıkılıyor. 49. sorumuz yine bir ilk yardım sorusu. Evet, şöyle şey yapalım. Şehirler arası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Kaza yapan araçlar olay yeri görünür şekilde işaretlenir. Kesinlikle yapılması gerekiyor. Kaza yapan araçların motoru durdurulur, el freni çekilmelidir. C. Olası patlama veya yangın riskini önlemek için ateş veya kıvılcım çıkaran aletlerle yaklaşılmamalıdır. Tabii ki. Yaralıların yaşam bulguları hızla kontrol edilmelidir. Tabii ki. İlk yardımcı 112'nin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrılabilir. Hayır, kesinlikle ayrılmamalıdır. Hasta yaralıları sakin bir şekilde sakinleştirmeli, hayatta kalmalarını sağlamalıdır ve ilk yardımcı 112'nin geldiğinde ne gibi işlemlerin yaptığını 112 acil servisine bildirmelidir ve daha sonra hasta yaralıları 112'ye teslim ettikten sonra olay yerinden ayrılmalıdır arkadaşlar. Evet. Son sorumuz 50. soru. Evet. Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilk yardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Buruna su çektirilir. Kesinlikle yapılmaz. B. İnce bir cisim ile buruna kaçan yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır. Asla yapılmaz. C. Cımbız ile yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır. Kesinlikle yapılmaz. Yabancı cisim ileriye itilir. Asla yapılmaz arkadaşlar. Bakın, kesinlikle yapılmaz. Bakın. Diğer burun deliğine bastırarak nefes vermesi sağlanır. Yabancı cisim çıkmıyorsa doktora götürülür. Seçeneğimiz Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüz burada sona erdi. 1'den 50'ye kadar çözdük. İkinci bölümümüzde 51. soruyla 100. soruyu değerlendireceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.